Hüdapar olarak bu hafta Besi OSB bölgesindeki işletme sahiplerinin yaşamış olduğu sıkıntıları, mağduriyetleri gündeme taşıyacağız ve Şanlıurfa için bazı fırsatları kamuoyuna sunacağız ve sorunlara yönelik bazı çözüm önerilerini paylaşacağız. Haftanın en az 3 günü elektriklerimiz sürekli kesiliyor. Kesildiği zaman da 7 saat, 8 saat elektriklerimiz gelmiyor. İnsanlar ineklerini sağamıyor. Burada hiçbir sokak lambası yanmıyor. Şu anda çiftliğimizde 180 tane hayvan var ve bunun gibi yüzlerce çiftlik var. Sıcaklığı 50-55 dereceye kadar burada hissediliyor. Biz burada artezyen kuyuları vurmuşuz. 150-200 metreye kadar inmişiz. Elektriğimiz olmadığı zaman suyumuz da olmuyor. Suyumuz olmayınca içerideki hayvanlarımız neredeyse telef olacak duruma geliyorlar. Mecburen dışarıdan römorklarla su getirmemiz gerekiyor. O da burada römork bulmak çok zor. Her bir römork şu anda 1000 lira 1500 liraya getirebiliyor. O da yalvara yalvara getirebiliyoruz. Şu anda dünyayla bağlantımız kopuk. İnternetimiz yok, telefon şebekemiz yok. Yani çok kötü durumdayız şu anda. Bütün yatırım çöp olmak durumunda. Yollarımızın ilk bölümü asfaltlandı. Ama şu anda buranın mesela bakın şu yolu takip edin görüyorsunuz. Burası sağım merkezi, süt merkezi. Biz nereden baksanız buraya 7-8 milyonluk bir yatırım yapmışız. Bankalarda kredilerimiz çıkmıyor. Süre çok uzuyor. Bu kadar yatırım yapıyorsun ama banka sürecine takılı kaldığın için mağdur oluyorsun. Ben hayvan alamadıktan sonra ben bu tesisi ne yapayım? Türkiye'deki en büyük besi OSB'si nerede biliyor musunuz? Şanlıurfa'da. Yani burada. Ama maalesef buradaki yatırımcı kaderine terk edilmiş. Tam kapasiteye ulaştığı zaman Türkiye'deki kırmızı et ihtiyacının 1/4'ünü çok rahatlıkla karşılayabilecek bir potansiyele sahip. Ama maalesef tam kapasite henüz çalıştırılamıyor. Elektrik, yol, su ve iletişim problemleri var. Şimdi tüm bu sorunlara karşın yapılması gerekenleri konuşalım. Birincisi, 62 kilometrelik yolun sadece 20 kilometresi asfaltlanmış, 42 kilometre halen asfalt bekliyor. Bir an önce bu asfaltın bitirilmesi gerekiyor. Su sorununa karşılık organize sanayi bölgesine giden ihalesi yeni yapılmış olan bir su hatı var. O su hatı ile buranın mesafesi 2,5 kilometre. 2,5 kilometrelik yeni bir hat eklenecek ve buraya su ulaştırılacak. Zaten Besi OSB'nin içerisinde su şebekesinin altyapısı hazır halde. Ve buraya bağlanan elektrik hattı, köye giden elektrik hattı üzerinden verildiği için sık sık elektrik kesintileri oluyor. Buraya özel olarak yeni bir hat çekilmesi lazım. O hat direkt Besi OSB'ye bağlanmalı ve elektrik kesintilerine bir an önce son verilmeli. Öbür taraftan ise yatırımcı yatırım yapmış fakat finans sıkıntısı yaşıyor. İlgili bankaya bütün evrakları sunmuşlar. Bütün kefaletleri yerine getirmelerine rağmen ilgili banka kredi verme sürecini oldukça uzatıyor. Kredi süreci hızlandırılmalı. Bir an önce yatırımcı krediye ulaşabilmeli. Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının 1/4'ünü çok rahat bir şekilde buradan karşılayabiliriz. Çünkü Türkiye'nin en büyük Besi OSB'si burası. Ve hemen arkasından yine Türkiye'de bir ilk olacak hayvan borsasını burada kuralım. Ve bununla beraber Türkiye'de hayvancılığın daha profesyonelce yapılabilmesi için üniversite tarafından burada bir eğitim kampüsünün kurulması için gerekli altyapı oluşturulursa öğrenciler yerinde eğitim görecek ve daha profesyonel bir şekilde bu iş yürütülmüş olacak. Türkiye'nin de hayvancılığı için büyük bir katkı sunulmuş olacak. Bunun için iktidar muhalefet fark etmez bütün milletvekilleri bir araya gelecek. Ankara'da gerekli girişimlerde bulunup bunun altyapısı için bütün adımları atmaları gerekiyor. Unutmayalım, burası Türkiye'nin en büyük besi OSB'si. Bu tarihi fırsatı değerlendirebiliriz. Şanlıurfa için, Türkiye için ve dünya için büyük bir çığır açabiliriz.